Kardeşim, askerlikte bir kanun var. Cephanelikte nöbet tutuyorsunuz. Ha sattın, ihanet ettin, geldi hariçten uçurdular. Veya gaflete daldın, uyudun, geldi uçurdular. Sonuç aynıdır. Türkiye'yi yok etmek istiyorlar. Hedef Türkiye'dir, lokomotiftir. Hakçılar ırkçılığı elde edip tam sizi mağlup etmeye bir ihtimali kavi hissettim. Biz de fırtına bekleriz ki dere gelsin balık tutalım. Herkesin ayrı bir niyeti var. Fırtınayı bekliyor küreselciler ama biz de fırtınayı bekliyoruz. Keçeli demiş, kansız olmayacak diyor. Küreselcilerin hedefi İslam'dır. Evvel ve ahir sözümüz. Cemail-i Mutefika İslamiye'nin, İslam Cumhuriyetleri Birliği'nin bayramı, Türk milleti ve Türk ordusu, kılıncını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur, ağlayan alem İslam'ı İttihat İslam'la güldürür. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Fermanla geldiğime göre çok mühim fermanla geliyorum. Ben hemen zaten yakında tanıyorsunuz. Biz siyasetle içtimai hayat konuşmalarında açık oturumla şekil alacak insanlar değiliz. Tam tersine bizden şekil alacaklar. Biz nur talebeleriz. Siyasi üstü yani daha arkadan bakma gözlüğü veriyor. Bizim böyle bir ihtiyaçlarımız yoktur. İnsani ve beşeri düşünüş, beşeri noktayı nazarlara ihtiyacımız yoktur. Ancak maddi şeylerde dişçi ise dişçiye gideriz, ayakkabıcı ise ayakkabıcıya gideriz. Ama mesele iman küfür olursa, mesele Allah'ın nazarı olursa Risale-i Nur aslı mücedididir bana göre. Herkesin cemaati kendisine göre mücedittir. Benim mücedidim Risale-i Nur olduğu için tam tersine içtimai hayattaki yorumlara, ifadelere bakıp dimağımı, zihnimi bulaştırıp bulandırarak bulanık görmeye, Risale-i Nur'da olduğu gibi görmeye mani olduğuna inananlardanım. Onun için ne zamanım var ne de bu mantığa göre zihnimizi onlarla bulaştırmaya vaktimiz yoktur ve yanlış olur. Fakat içtimaiyattaki şu keşmekeşliklere de Risale-i Nur talebelerine noktayı nazar vermek laikaların vazifesidir. Laikalar bizi içtimai, siyasi, ekonomi, askeri sahalarda noktayı nazar, doğru noktayı nazar veriyor ki doğru düşünesin. Yani doğru malzemen yoksa doğruyu nasıl düşüneceksin? Her kafadan ses çıkıyor. Her daim böyle. Siyasi kafalar, siyasi yorumlarla bakarsan bulanık olur. Onu dinlersen ha bu doğruymuş, ha bu farklı farklı. Mesela bir misal vereyim de konuma başlayacağım. Gündelik hayatta olduğu için 10-15 dakika bir bununla ifade edeceğim. Rusya'dan bakarsanız farklı olur. Avrupa'dan bakarsanız pergelinizi farklı görürsünüz. Onun için farklıdırlar hepsi. Hepsi doğrudur ama nakıstır. Amerika'dan bakarsanız farklıdır. Türkiye'den bakarsanız farklıdır. Allah'ın nazarı farklıdır. Allah'ın nazarı iman küfür, hak batıl her asırda temsilcileri olur. Her asırda Allah'ın nazarı petroldür, buğdaydır, Ukrayna'dır, Rusya'dır, paradır, servettir, dünyadır. Allah'ın nazarı bu değil. Allah'ın nazarı Allah canibinden kudreti azamet altında bakarsak kainat üstü, kainatın arkasına bakmış olursun. Bakın ölçü iman küfür, hak batıl, doğru yanlış. Ölçü budur. Diğer meseleler teferruattır ve furuattır. Esasatı kaybeden teferruatta meşgul olur. Böyle girdik meseleye. Bizim sahamız olmadığı meselelerde kendisiyle alakalı olan Nur cemaatindeki
sorumlu, şahsiyetli, ehliyetli kişilerle danıştığımı da belirtmek isterim. Sahip olmadığı şeyi. Ama Risale-i Nur ahir zamanda mücedid olduğu için her şeyin kanuniyetini zikrediyor. Kanuniyetini, ümdesini, yani kanuniyet derken kocaman ağacın çekirdeği demek. Kanuniyetleri var. O noktadan baktığım için panik atak, depresyon, canım sıkıldı, yatamıyorum, intihar düşünüyorum, aklıma bela, aklımı kontrol edemiyorum. Bu merkezde ben şöyle düşündüm. Dedim ki madem Risale-i Nur asın bu mücedididir, bu sahada da yöntemler ve çözümler sunmuştur dedim. Yola çıktım, 500 tane en az psikoloji dersi bundan yaptım. Yani bundan yola çıkarak. Madem asıl mücedididir, aslında belası budur. Bir belası da budur. Sıkıntı, panik ve beden eksenli çözümler değil, akıl, kalp, ruh ve vicdan bütünlüğü ekseni çözümler. Yani burada şunu kastediyor. Risale-i Nur madem asıl mücedididir, ona bakılmalı. Başka bir şeyle, senin cemaati, senin abin başka ki ona hiçbir şey demiyor ama buraya geldiğinize göre bunu dinlemeyi ahdettiniz. Yani ben farklı konuşacağım değil tabii. Risale'nin eksenliğinle konuşuyorum. Ama televizyon karşısına geçip de adamların Amerikan eksenli, yok Avrupa eksenli, duygusal eksenli. Hani var ya böyle Avrupa'nın mezaliminin, Suriye'dekilerin o botlarını delip çocukları sahile atıldığını hiç adamın umrunda değil. 2,5 milyon Afganistan'da katliam yapmışlar Rusya ile Amerika. 1 milyon Suriye'de, 1,5 milyon Irak'ta. Hiç kimsenin derdi yok. Böyle renkli renkli paltolarla, ellerinde tabletlerle giden Ukrayna çocuklarına benim Müslümanım vah diyor yani. Tamam üzül de. Bunun kadar niye üzülmedin? Ey Müslüman! Niye bu kadar tepki vermedin? Niye bu kadar sen araştırmadın peki? Renkli renkli pantolonlarla ellerinde tabletlerle gelen çocuklar. Öteki tarafta Suriye'den, sahil Ege'den sahile atılan bebekler denizde. Bu Srebrenica katliamını unutmuş değiliz. Hamiyet-i milliyesi, hamiyet-i imaniyesi olan unutamaz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Evet, yani pergeli Rusya'dan bakarsan toprak ve petrol yükselmesini kastetmiştir. Avrupa'dan bakarsanız nesli yok olmuştur. Ukrayna'dan 3-4 milyon insanı kapmayı hedeflemiştir. Amerika'dan bakarsanız zor durumda bırakılan Avrupa'nın silah alacağını ve kendisine ram olacağını diye bakmıştır. Kaderin ölçüsü de nedir? Kaderin ölçüsü de geleceğiz. Şimdi sevgili kardeşlerim, İmam-ı Şafii'nin şöyle bir sözü var. Düşmanınızın okunu takip edin, o sizi dostunuza götürür. İslam düşmanları bir ümmettir. Bakın nereye hücum ediyorlar, nereye dost ediyorlar. Bir insanın en iyi belirleyen düşmanıdır. Bir devletime, bir milletin düşmanı kim ise o cinsten tersidir. Şimdi Allah'a nazarı iman, küfür, hak, batıl olduğuna göre şu anda Hristiyanların bir dini vardır, bozuk da olsa. Yahudilerin de vardır. Dini olmayıp din üstü 25. söz ve laikalarda belirtilen, uluiyet dava eden, rububiyet iddiasında bulunan Zendeka komitesinin daha üstü arkası olan Müslümanların içinde bulunan Masonlara Zendeka diyor Üstad. Onların da hocası olan hepinizin bildiği küreselcilerdir, globalistlerdir. Bunlar rububiyet ve uluiyet davasında bulunuyorlar. Biz ilahız, dünyanın sahibi biziz. Yahudi Siyonistlerin arz-ı mevut denilen yerdir. Vesaire. Yani belir. Ama küreselcilerin böyle bir şeyi yönü yoktur, dini yoktur. Onların hedefi Allah'ın dinidir. Demek ki pergeli küreselcilere koyarsan karşısı İslam'dır. İslam'ın içerisinde
İslam'ın içerisinde zaten ekserisini bozdular ve kendi adamlarıdır. Ehl-i sünnettir hedefi. Küreselcileri koyduk mu hergeli? Karşısında İslam'dır. İslam'ın nesi? Vehhabisi, Şiası, şunu bunu değil. Ehl-i sünnettir. Ehl-i sünnetin lokomotifi kimdir? Türkiye'dir. Türkiye de bir toprakla olmuyor. Ehven-ü şer, yani azam-ı şere karşı ehven olan, yani mutlak doğru ancak Allah Resulü'nde ve sahabelerindeki saltanatta olmuştur. Diğerleri şerle beraber hakla batıl, hangisi galipse ona ehven-i şer denilir. Demek ki küreselcilerin hedefi İslam, İslam için ehl-i sünnet, onun içerisinde lokomotif Türkiye, Türkiye'de de ehven-i şer olan şu hükümettir. Hedef budur. Diğerleri küreselcilerin, Ukrayna'da adam ölmüş, devlettir, topraktır, paradır, zengindir, böyle bir davaları yok, bunları aşmış. Türkiye'nin doğu tarafını İran'la, İran, İsrail, Amerika beraberdirler. Zaten İran ihtilalini yaptıran Fransız Amerikalılardır. Onların adamlarıdır. Doğu yerleşmiş. Güneyde de yerleşmiş. Ege'de de yerleşmiş. Bir kuzey kalmıştı. Oraya yerleşip Türkiye'yi dört taraftan kıskaca almak, ihtimal Rusya'dan belki bir yardım olur diye arasını açmaktır. Onun için Türkiye'nin etrafını çevirmektir. Bakın hedefi kaçırırsan bunlar sana hayal gibi gelir. Olur mu ya bunların? Bunların derdi toprak değildir. Para değildir. Bunların devletleri şeyi değildir. Zaten Zelenski'nin denilen Yahudi olduğunu daha önceden de söylemiştim. Ama itiraz etmişlerdi öndeki derslerimize. Adamların her şeyi zaten çıktı. Ama halk mazlumdur. Bilmiyor. Ukrayna halkı söylüyorum ama küreselcilerin böyle değildir. Doğru noktaya nazarları olsun diye söylüyorum size bunları. Küreselcilerin toprakla, insan sayısıyla, parayla vesaire işleri kalmamış. Uluhiyet ve rububiyet dava ettikleri için 25. söz ve layıkaya aşına olanlarca malumdur. Ben topladım size çabuk, sonra çabuk dersime geçeyim diye. Hedefleri ehl-i sünnettir. Bunun da lokomotifi Türkiye'dir. Türkiye'de de ehven-i şer olan müsbet hükümettir. Onların niyetleri, ABD'nin niyeti, Avrupa'nın niyeti, Rusya'nın niyeti, Ukrayna'nın Yahudi yönetimi olan, Ukrayna'nın Yahudi yönetimi ve film ile gelip film yapan bir adamdır. Halkın Kurtarıcısı diye bir film yaptı. Artistikle gelmiş, şu anda artistik yapan bir yönetimi var Ukrayna'nın. Yahudidir. Yahudileri savaşa çağırmıştır şu anda resmi. Niyetleri ayrıdır. Her gelini nereye koyarsan senin gözün o gözükür. Hep bunlardan öteye kaderin de hükmü vardır. Kader, kader onları nasıl kör etmiştir? Menfaat. Amerika'yı silah satmak ve Avrupa'yı kucağına düşürmek. Avrupa'da olacak, gelişecek hadiselerde insanları nüfusunu arttırmak. 3-4 milyon insan kastetmiştir. Türkiye'den, Suriye'den gelenler erimiyor. Bunlar zaten bizden. Onu kastetmiş. Fakat kader de başka bir şeyi kastetmiş. Onlar menfaatleri geri hareket ettikleri kaderin planını bir haber olduklarından, Türkiye'deki ehven-i şer'i hükümeti düşman olduklarından bizim içimizde olanlar kah Avrupa taraftarı, kah Amerika, kah Rusya'ya pergelini koyup şerlerine, zulümlerine ortak oluyorlar. Amerika'ya taraftarı veya Avrupa taraftarı olsan şerin ortak oluyorsun. Rusya'nın taraftarı olsan Rusya'nın zulmüne hedef oluyorsun. Ustad sonuç. Emirdağ 272'de Rusya dinsiz kalamaz. Geri dönüp de Hristiyan olamaz diyor. O cümleyi okuyayım size tam metnini. Rusya dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hristiyan da olamaz. Ne olacak peki? Yani Necat olsa şimdiye kadar zaten Avrupa'nın dayatması o. Hristiyanlarla beraber ol diye. Olsa olsa küfrü mutlakı kıran ve hak ve hakikata dayanan, hüccet ve delile istinad eden, aklı ve kalbi ikna eden, Kur'an ile bir musallaha veya tabi olabilir. Yoksa yok olacak.
Peki Rusya İslam devletleriyle savaşır mı? Ustad söylüyor. Kur'an ile bir musallaha ve tabi olacak. O vakit 400 milyon ehli Kur'an'a kılıç çekemez. Rusya Müslümanlara kılıç çekemez. Fakat en sonunda size bir yer okuyacağım. Çok ilginçtir. Onun yanlısını iddia edenler milliyetçilerin bir kısmını elde edip bak ne filmler çevirdiklerini, çevirme niyet ettiklerini göreceksiniz. Ustad en sonunda dikkat edin diyor ehli imana, Müslümanlara. Bak diyor CHP'ler diyor milliyetçilerin bir kısmını elde ediyor. Bak okuyayım orayı. Ondan sonra şey yapacağım size. Kadın yani mesela. Halkçılar yeri okuyorum 164. Tek tek çalışılmış yani böyle. İmbik imbik işlenmiş usta. Ümdelerini kaydelerini koydu. Bak ben size okuyayım şurayı. Bak nasılmış. Kulaksan zamanım olursa metnini okuyacağım. Halkçılar ırkçılığı elde edip tam sizi mağlup etmeye bir ihtimali kavi hissettim. Ve İslamiyet namına telaş ediyorum diyor. Halkçılar, şu anda düşünün, Ehl-i Sünnet'in dışında olan Halk Partisi milliyetçiliği iddia eden. İki parti var abi orada evet. Milliyetçiliği. Milliyetçiliği iddia eden. İşte bak onu elde edip, oraya bakın bakayım. Halkçılar, ırkçı elde edip tam sizi mağlup etmeye bir ihtimali kavi hissettim. Kim o? Siz. Frenk illeti tabir ettiğimiz ırkçılık. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Kürd'üm diyene, Çerkez'im diyene. Oysa Müslüman'ın milliyetçiliği ana merkezi İslam'dır. Ümmetçidir. Ümmetçi olmayan milliyetçi olur. Çünkü ümmetçilik bırakmaz. El İslamiyetil asabiyetil cahiliye. İslamiyet menfi milliyetçiliği kaldırmıştır. Haram kılmıştır. Bak küfür milliyetçilikle mi geliyor? Küfür tek millettir. Ne mutlu İslam düşmanı olanlara diyor. 1989'da NATO anlayışını değiştirdi. Bakın 1989 tarih söylüyorum. İslam'a terör dedi. Hedef İslam'dır dedi. O bahaneyle nasıl İslam memleketlerini işgal etti? Nasıl medya şaşırttığını size söyleyeyim. Aynalı kuş mu neymiş? Saddam Hüseyin zamanında Irak'ta Saddam Hüseyin insanlar ölüyor adam kuş diyor. İşte petrolla denize dökülmüş aynalı kuşlar da petrol vasıtasıyla yapışmış bak ölüyor. Irak'ta Saddam öyle yapmış. Oysa 10 sene 20 sene önce Brezilya'da Arjantin tarafında bir petrol tankeri kaza yapmış. Sahili var. Aynalı kuşların memleketi orası. Irak'ta değil ya. Yani. Ama burada göstermişlerdi. Irak'taki, Suriye'deki, Libya'daki, Afganistan'daki hep bu. NATO'nun kim olduğunu da söyleyeceğim. Şimdiden söyleyeyim. Karun'un ordusu olduğunu Kur'an'daki ayetlerle ifade ediliyor bu. Diyor ki, Frenk illeti tabir ettiğimiz ırkçılık. Kimin Frenk? Avrupa'nın Müslümanların içine koyduğu hastalık, mikrop, korona gibi de değil. O milliyetçilik, kurt bak ne diyor? Frenk illeti. Tabir ettiğimiz ırkçılık, unsurculuk fikriyle Avrupa, alem İslam'ı parçalamak için içimize bu frenk illetini aşılamış. Ya ben ne özelliğim var, ne üstünlüğüm var sizden arkadaşlar? Allah katında üstünlük nerededir? Takvadadır. Allah aşkına senin ana babanı nerede doğacağını sen mi belirledin? Ben mi belirledim? Nereden olacağını sen mi belirledin? Peki benden ne üstünlüğün var ki? Yani sen Muşlu olmayla benden niye üstünsün? Kürtçe konuşabiliyorsun diye Lazca konuşabiliyor. Benden niye üstünsün ki? İngilizce konuşmak meziyet de Kürtçe konuşmak niye meziyet değil? Acayip bir şey ya. Bunlar yaşanmış. İçimize bunu sokmuş. Ne yapmış? Avrupa içimize sokmuş. Ta ki aşılansın ve paramparça olsun.
Bak medya yaptığını gördün mü? Aynalı kuştan Saddam öldürüyormuş. 1,5 milyon Irak'ta insan öldürdün ya. Aynalı kuştan bahsediyor. Zalime bak. 1,5 milyon. Tarihi ise Amerika'nın sicili ise 63,5 milyon insan öldürmüş. Yani bu Kızılderililer bu tarafta. Bugün koca Brezilya'nın dilini biliyor musunuz İspanyol? Ne işin var lan bir avuç? Ne kadar katliam yapmış. Bugün dertleri Afrika sömürgesinden. Afrikalar uyanıyor. Türkiye uyandırıyor. Dert o. Fakat hastalık ve fikir gayet zevkli ve cazibedar. Kürtçülük, Türkçülük, Çerkezlik cazibedarmış meğer. Hakikaten nasıl bir şey veriyorsa. Ümmet ruhundan uzaklaşmanın adı. Şöyle ben misal veriyorum. Gemiye binsen. Gemiyi görmeden. Gemiden böyle dışarıya bak sahile. Aa! Sahil giriyor geriye gidiyor. Sahil geri mi gidiyor? Sen ileri gidiyorsun. Sen milliyetçi olduğuna delil ümmetçilikten uzaklaşmandır. Uzaklaştığına delil milliyetçiliğindir. O nispetten İslam milliyetçiliğinden ümmetçilikten uzaklaşan milliyetçi olur. Hastalıktır bu. Bak zevkli bir hastalıkmış. Ha söylüyor. Fakat bu hastalık ve fikir gayet zevkli ve cazibedar bir hale türüye verdiği için pek çok zararları ve tehlikeleriyle beraber zevk hatırı için her millet cüz-i külli bu fikre iştiyak gösteriyorlar. Hakikaten acayip yani böyle. Mesela memlekete gittiğin zaman Allah o lisan konuyor falan insana biraz ben de bunların içindeyim falan keyif veriyor. Tamam, böyle bir şeyler oluyor. Depreştiriyor. Bende de oluyor yani. Ama hemen yakalıyorum bu alçağı. İçimde bir alçak var. Vay falan. Yani bizim de devlet olsa, millet olsa. Çünkü Osmanlılar'da bizim de bir şey vardı yani. Kavmiyetçilik bir yani şey bölümümüz vardı yani. Temsilciliğimiz vardı. Ona hemen diyorum ki Firavun alçağı. Ona ne mutlu Müslümanım demek sana yetmiyor mu? Kim soktu bana bunu? Mektepte. Mektepte sokulmuş diyor ustad. Haşiye'de. 180... Dörtte söylüyor. Benim diyor bir talebem vardı diyor. Gayet diyor şöyle sadıktı diyor. Sayfa 184 evet. Sonra ne olmuş? Hatta o zamandan evvel Türk olmayan bir talebem vardı. Eski medresemde hamiyetli ve gayet zeki o talebem Ulumu Diniye'den aldığı hamiyet dersiyle her vakit derdi. Ustadın talebesi yani. Dinden aldığı derste şöyle derdi. Salih bir Türk elbette fasık kardeşimden babamdan daha ziyade kardeş ve akrabadır. Sahabe hayatı öyle değil miydi? Babası zındıksa, oğlu zındıksa kılınç kılınça gelmediler. Biz bu böyle dinin mensubu değil miyiz? İlk önce Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh babası da öteki taraftaydı. Ebu Cehil'in oğlu radıyallahu anh İkrime sahabe babasına bakın. İşte bu ruhla yetişen ümmetçi oldu. Sonra ne olmuş? Bak çok garibinize gidecek. Sonra aynı talebe talihsizliğinden sırf maddi fununu cedide okumuş. Sonra ben 4 sene sonra onun ile görüştüm. Hamiyet-i Milliye bahsi oldu. O dedi ki ben şimdi rafizi bir Kürdü salih bir Türk kocasına tercih ederim. Ulan senin Rafizi bir kardeşim ben şimdi ben Kürt değilim diye bana mı tercih edeceksin? He? Rafizi. Yani Rafizi çok antikadır. Ayetullahlar var ya İran Ayetullahlar Allah'ın yeryüzündeki onun adına karar veren sözlere ayet oluyor. Yani ilahlık beşerde taayyün ediyor. Böyle bir Rafizi. Şimdi bu senin milliyetindendir diye şimdi ben Kürt değilim diye ben Lazım diye Çerkezim diye Allah'ın dinine hizmet edene Ehl-i Sünnet'e sen şimdi düşman mı olacaksın? Sen ne hale geldin ya? Bak ne diyor? Ben de eyvah dedim. Sen ne kadar bozulmuşsun. Bir hafta çalıştım onu kurtardım. Elhamdülillah. Bahtiyarmış da kurtulmuş. Eski hakikatli hamiyetini çevirdim. Sonra meclis-i mebusandaki bana muhalefet eden mebuslara dedim.
o talebenin evvelki hali Türk milletine ne kadar lüzumu var ve ikinci halinin ne kadar vatan menfaatine uygun olmadığını fikrinize havale ediyorum. Ümmetçik yetmiyor ya. Allah'ımız bir. Hakikaten bazen düşünüyorum ha. Allah nereli? Allah'ın memleketi yok ki ya. Memleketler hep onun. Yetmiyor mu Allah bize ya? Allah'a niye kanaat etmiyoruz? Bir daha. Allah'a niye kanaat etmiyoruz? Bir daha. Allah'ın kıymetini niye bilmiyoruz? Allah'ımızın kıymetini niye bilmiyoruz? Ne diyor ya bu? Allah'ımızın kıymeti. Şu anda Allah duyuyor. Onun kıymetini niye bilmiyoruz? Niye ona kanaat etmiyoruz? Allah'ın, Rabbimizin niye kıymetini? Ya böyle bir Rab nerede göreceksin? Ya? Birbirimize ilahlaştırdık. Milliyetçiliği ilahlaştırdık, putlaştırdık. Acayip bir şey ya. Namaza durmaz. Ya acayip ya. Bize yetmez mi Cenab-ı Hak ya? Tabii ki Allah yetmeyince Allah da ceza, el ceza min cinsin amel, insanları putlaştırır sana. İlahın önüne onu koyar. O ki Allah'a kanaat etmedin. Aa sana ilahlar. Putlara tap bakalım. Ondan sonra taptıklarınızın ateşte beraber olun diyor. Taşlar ve insanlar olacak diyor cehennemin. Ben biraz devam edeyim. Bilmeniz gereken bazı şeyler var. Türk, hep benden başlıyorum. İman küfür. Odunda duman ve nur. İman küfür. Türkiye'de ikidir. Avrupa ikidir. Rusya ikidir. Amerika ikidir. 17. lema. Yani tek değildir. Yani iki kanattır. Hak ve batıl taraf ediliyor. Şimdi ben size şuradan okuyayım. İblis firavunlara temessül ettiği zaman, hani cinlenen insana herkese farklı gözükür. Anlatmayayım da. İblis birisini çarptığı zaman kimisine şöyle, kimisine böyle, kimisine böyle gözükür. İblis herkese farklı gözükür. Firavunlara iblis kobra yılanı gibi gözükür. Onun için onların simgesi kobra yılanıdır. Müslümanların içerisindeki zındıklara mason diyor Risale-i Nur'da. Çalıştım ya, oradan çıkartıyorum. İnsanlık içerisindeki globalistlere, küreselcilere iblis Karun olarak ne nasıl gözükür biliyor musunuz? Levitan'dır. Kanatlı timsah. Kur'an'ın tabiriyle bunlar Karun'dur. Levitan olarak olur. Levitan kanatlı timsahtır. İblis masonlara nasıl gözükür? Boynuzlu keçi. Baphomet denilir. Baphomet. Yani boynuzlu keçi gözükür. İblis Allah Resulü'nün zamanında da orada gözüküyordu. Herkes de farklı gözü yol değiştiriyordu. Şimdi küreselcilerin, globalistlerin Levitan kanatlı timsah. Bu Karun olduğunu söylüyor. Şu anda küreselcilerin timsah sembolü kanatlı timsahtır. Mısır'da daha çok yetişen bir timsah var. Ona kanat takmış. Bunların ordusu NATO'dur. Siyasi teşkilatı Birleşmiş Milletler. Dünya Sağlık Örgütü onların insanlara vurduğu sopadır. 1989 NATO konseptini değiştirip İslamiyet terör örgütüdür dedi. İslam terörüdür dedi. Hedefleri Türkiye'yi dört taraftan çevirip İslamiyet'in nurunu söndürmek. Belki Rusya'dan yardım alır diye, Türkiye Cumhuriyetlerinden de medet gelir diye Kastamonu 226'da Elem tere keyfe feala suresindeki Fil suresi. Fil ustad orada filo demektir diyor. Detayına girmeyeyim. Filolarla şu anda Amerika Boğazları bana ver diye Ege'de filolarını, uçak gemisi filo diyor. Vermiyor. Gaye Karadeniz'e girip, Ukrayna-Rusya meselesi değil onların, Karadeniz'e girip Türkiye'yi 4-3 taraftan çevirmiş. İran'dan, Güney'den, Yunanistan, Bulgaristan ve
Ukrayna. Belki ihtimaldir Türkiye Cumhuriyetleri ve Rusya'dan, çünkü Türkiye yok olursa Rusya yoktur. Rusya'da yoktur. Çok ilginçtir, şaşıracaksınız. Rusya ve Ukrayna savaşını Rusya canibindeki zahirde topraktır, petrol fiyatını artırmaktır ama gayesi o değildir. Yahudilerden intikam almaktır, şaşıracaksınız. İsrail devletindeki Yahudiler Ukrayna'dan gidenlerdir. Ve oranın yöneticisi, Ukrayna yöneticisi Yahudidir. Ya çok şaşıracaksın. Kastamonu 226'da fil elemtere, değil mi? O fil filodur diyor ustadımız. Ben uydurdum bunu da. Bazılar diyor ki kendi bir fikri vardır. Risale'de deliller topluyor. Benim fikrim olsa, televizyon ekranlarındaki şeylerde olsa buradakileri göremem. Niye sen göremediğin gibi? Risale-i Nur hizmetini iddia edip Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşünde CHP ile beraber yürüyenlere bakın. Onlar itiraz ediyor. Onlarla beraber. Abileri onlarla beraber yürüyordu. Oysa Risale-i Nur'da 3 tane temel parti vardır der. 3 tane. 164 müydü? 3 tane nedir o? 162 pardon. İttihad İslam Partisi. Var mı böyle bir şey? Olmuş mu? 1949'da yok. Nedir o? Mutasaver. Yani potansiyel olarak İslam birliğini isteyenler, insanların düşünce birliği. Ni ustad parti olarak ifade etmiş. Oysa böyle bir parti tarihte olmamış. İttihad İslam Partisi. O zaman ne zaman bu ortaya çıkacak diyor? Meclisin %70'i dindar olursa diyor. Burada sayfayı gösteriyorum. Burada söylüyor. %70. Sonra ikinci bir parti gösteriyorum size. Halk Partisi. Sonra demokratlar. Şu andaki diğer teferruatlar. Hepsi demokrat. Yani beyne beyne buna ehvenüşer deniliyor. Yani birisi parmak kesiyor, birisi kol kesiyor. Eğer ikisine de nefret edersen, ki oyunun başka şeyi, ikisi de küfürdür, verme deyince, parmak kesene vermeyince kol keseni tercih etmiş oluyorsun otomatik olarak. Çünkü sen potansiyel olarak İslam'ın yanındasın, küfrün karşısındasın. Küfrün karşısında eskide kılıçlandı, şimdi oyla oluyor. Reyle veriyorsun. Cepheye nasıl gideceksin şimdi? Oyla gidiyorsun. Reyle gidiyorsun. Ve gitmeyince ne oldu? Küfre gitmeyince, küfrün karşısına gitmeyince ne oldu? Oy vermeyince ne oldu? Potansiyel olarak küfrün safındasın. Çünkü küfre atacak okunu atmadın. O taraf güçlenmiş oldu. Şöyle misal vereyim. Kantar düşünün. Dengeli. İki tarafta da taş var. Bu kefenin kalkması için ya buradan bir taş alacaksın veya buraya bir taş koyacaksın. Yapman gerekenleri yapmamak da yapmaktır. Namaz kılmamak haramdır. Bir şey yapmadın ki. Haram mı işledin? İçki mi içtin? Yok, bir şey yapmadın. Eylemsizlik eylemi. Yapman gerekeni yapmamak yapmaktır. Ne? Zıttını yapmaktır. Bakın 3 tane parti var. İşte uzun olur diye sonra Evvelişer Partisi'ne diyor ki, bak diyor, halkçılar diyor, halkçılar ırkçıların bir kısmını elde etti. Elde ediyor. Seni devirmeye çalışacak diyor. Madem hakikat budur, ey dindar ve dine hürmetkar demokratlar. Bu demokrat iddia eden vardı ya, siyasi bir parti, gazeteleri de var yani, parti isim vermeyin. Gazetenin yarısı ustad, yarısı da CHP. Şu anda gazete. Ve onun lideri Ankara'dan İstanbul'a. Bu iddia değil benim. Realite. Girerseniz YouTube şeylere görürsünüz. Ankara'dan İstanbul'a yürümüş onlarla beraber. Ama ustadı iddia ediyor. Nasıl alet ediyorlar? Saf mıyız? Bizi bu kadar saf mı zannediyorlar? Hayret ediyorum ya. Bizi koyun mu zannettiler ya? Çok da gözümüze baka baka Risale-i Nur'u alet ediyorlar. Ya bu kadar saf nasıl olabilir ya? Hayır. Saf falan değil. Bilerek veya bilmeyerek zındıkaya
ya alet oluyorlar veya bilerek yapıyorlar. Ya? Onların durumu ne olacak abi iman hususunda? Onu bırakıyoruz. Küfre rıza küfür olduğu gibi. Bu şeriatta hükmünü söyleme ama yani ben şunu kastediyorum. Risale-i Nur'u okuyan bir insan nasıl bir tarafkir olur? Yani Rusya'yı olur mu dedim şimdi? Avrupa'yı olur mu dedim? Hayır. Risale-i Nur hizmeti siyasi üstüdür. Her ceyranda, her tarafın müşterimizle müşterilerimiz var. Hatta CHP'nin %95'ine aldanmış diyor Üstad. %90'ına aldanmış. %5'i idealisttir diyor. Kendi Risale'de söylüyor. Bakın ne diyor? Madem hakikat budur. Ey dindar ve dine hürmetkar demokratlar. Siz bu iki partinin gayet kuvvetli ve zevkli cazibedar nokta istinatlarına mukabil daha ziyade maddi ve manevi cazibedar nokta istinat olan hakaik-i İslamiye'yi nokta istinat yapmaya mecbursunuz. Bu hükümete diyor ki şu anda sen İslam hakikatlarına dayanmaya mecbursun yoksa yıkılacaksın. İnsanların yağını, patateslerini temin ederek ayakta duramazsın. Ancak şairi ihya. Ustad birkaç tane madde söylüyor. Ayasofya'yı aç. Tevafuklu Kur'an'ımızı onaylattır Diyanet İşleri Başkanlığı'yla. Diyanet İşleri Başkanlığı'yla Risale-i Nur'u bastır. Risale-i Nur'u okullara ders koy. Biraz önce okudum. O mektep okuyunca bak nasıl milliyetçi oldu ne dedi Rafizi diye. Ama sonra ben onu kurtardım diyor. Hangisi daha bu millete faydalı olur? Milliyetçi mi, ümmetçi mi? Milliyetçi ayrıştırıcıdır. Sen bendir. Ama ne imanı olanlara ümmetçi kardeşim der. Bunun ırkına, alt veri tabanlarına bakmaz. Rus dayı olsa kardeşimizdir. Madem Müslümandır, kardeşimdir. Değil benle Çanakkale'de savaşmış kardeşlerim. Bakın Çanakkale'de mermer taşlarında hangi memleketlerden gelmiş, savaşmış, şehit olmuş. Gördünüz mü orada? Ya Hindistan mı, Endonezya mı, Bangladeş mi? Yani Irak'tan falan bahsetmiyorum zaten. Bunları zaten bildik. Yani nerelerden gelmiş orada şehit olmuş? Çanakkale'de senin ne işin var? İslam ezan okunduğu yer vatanı aslidir. Vatanı aslidir. Ezan okunduğu yer bizim vatanımız. Irak vatanımız değil mi? Suriye vatanımız değil mi? İslam olduğu yer benim vatanımdır, kardeşimdir. Suriye için de can veririm. Suriye'nin değil ki benim yani oradaki kalan adamların adı. Kardeş değil miyiz arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam demiyor mu ki? Ey Müslümanlar! Kardeş olunuz, kardeş! İnnemel mu'minine ihvetun. Allah sizi kardeş etti demiyor. Biz kardeş değil miyiz? Niye basit şeylerle Firavun meşrep küreselcilerin içimize soktuğu frenk illetine aldanıyoruz? Aldanmıyoruz da konuşuyorum ben zaten. Adama bak ya. Risale-i Nur'u iddia ediyor. Gazetesinde ayrıştırıcı ve İslam'la Risale-i Nur'a çatışmış, ustadla mücadele etmiş. Efendim yönetici değişmiş. Arkadaşlar isterseniz bir partinin yöneticileri evliya olsun. Partinin tüzüğü, sistemi değişmez. Reis 5 vakit namaz kılan ehl-i sünnettir. Türkiye'nin sistemi mi değişti? Müspet mi bakacaksın? Ama reis böyledir. Reis kendi özelliğidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri tabii ki değişmiş. Nasıl olur zihniyetler ne olursa olsun... O sistem, o fabrikasyon esastır. Bunu bilmiyor musun? Biliyorsun da ama bizi saf zannettin yani. Yo yo, hiç kimse saf değil. Çünkü nerede oturuyorsun? Edirne'de. Kars'taki peynirin fiyatını biliyorsun. Nerede oturuyorsun? Kars'ta, Edirne'de peynirin, arsanın fiyatını da biliyorsun. Pazara girince domates hemen alıyor musun? 2-3 tane tezgaha gitmiyor musun? Niye aldanıyoruz? Dini tamir davasında din tahripçilerine televizyonda niye muhatap oluyoruz? Bu cümle benim değil. Osmanlı İmparatorluğu'nun son Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri Efendi'nin kitabının adıdır. Dini tamir davasında din tahripçileri diyor. Kitabın adı bu. Dini tamir davasında.
Çıkmışlar ekranda. Rusya şöyle olacak. Temel o. Pergeli nereye koyarsan o. Küreselcilerin hedefi İslam'dır. Evvel ve ahir sözümüz. Küreselcilerin hedefi İslam'dır. İslam'da ehli sünnettir. Ehli sünnetin lokomotifi Türkiye'dir. Türkiye'deki evveni şerdir. Sorun budur. Diğerleri teferruattır. Bahanedir. Türkiye'yi yok etmek istiyorlar. Hedef Türkiye'dir. Lokomotiftir. Türkiye giderse bitti. Rusya'da zaten kalamaz. Nur talebeleri Risale-i Nur'la hem Türkiye'de hem Bilad-ı Arap'ta komünistliğe karşı mühkem bir set tesis ediyorlar diyor. Kim? Mısır'daki İhvan-ı Müslim kardeşlerimiz. Mesela ustad diyor ki koca Çin'i, yarı Avrupa'yı ve Rusya'nın komplesini istila eden dinsizlik Türkiye'ye girememesinin sebebi ne diyor? Risale-i Nur'dur diyor. Çünkü kalplere, akıllara iman koyunca ya bu kadar kişi, bir kişi ama bir kişi olduğu zaman çok önemli değil. O noktaya nazar oluyor, bitiyor mesele. Yani çok önemli değil. Hani derler ya reis tektir. İki tane mi olacaktı? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kaç tanedir? Bir tanedir. İmam-ı Rabbani Hazretleri kaç tanedir? Bir tanedir. İki tane olursa İmam-ı Rabbani mi olur? İki tane İmam Azam olur mu? Olmaz. Her şey böyledir. Kalitedir kardeşim, kalite. Kaliteler tarihi değiştiriyor. Size bir kanunlarını da şey yapayım de. Kanunlar şudur. Bir devlette rejim değiştirebilmek için o devlette ya kargaşa veya savaşa sokacaksınız. İçinden bir tane kendi adamını kahraman yapacaksın. Onun kahramanlık damarına bakılıp sistemi değiştireceksiniz. Ve halk zaten onun kahramanlık damarıyla yaptığına bakmaz. Oynadıkları oyun o. Şimdi Türkiye'de böyle olsun. Ondan sonra kazanılan bu kadar İslami faaliyetler ve şair-i İslami kısmen ve İslami kucaklaşma Suriye'den, Afganistan'dan her taraftan gelen olmasın. Bak Avrupa küfür, bak nasıl bir tek millet. Suriye'den gelen çocukların da bulunduğu bota patlayıp Ege'de boğan Avrupa Ukrayna'ya otobüs gönderiyor. Srebrenica'da katliamı yapıyor. Srebrenica mı yaptı onu? Yani Sırplar mı yaptı? Sırplar tetiği çekti. Tetiğini sokan kim? Avrupa. Ama Avrupa ikidir. Aldanmayın, genel hep değil. Bir, dini hak iddia eden ve alem İslam'la bir olacak ve onlar da küfürle savaşıyor. Amerika'da savaşıyor. Amerika ikidir. Amerika genel değildir. Sen de genel olmadığın gibi hak ve batılı karma yapmayacağız abi. Ayıracağız onu. Avrupa'da ikidir. Amerika'da ikidir. Amerika'daki o hakperestler işte galip gelecek. Ne zaman? Türkiye'de galip geleceği gibi. Türkiye'de de savaş var. Yok mu? Maddece. Ha şimdi yağla patatesle meşgul olmak zamanı mı yani? Bunlar oyun. İç kargaşayı yapıp ya savaşa veya iç kargaşayla hariçten bir müdahaleye, gücü azalıp sistem değişikliğine. Geldikleri zaman buraya Sultanbeyli'ne tanklarla bu bizdendi, bu onlardandı mı diyecek. Küfür öyle mi der? Siz onlardan olana da diyecek. Onlar ne hainsiniz lan. Siz kendi kardeşinizi sattınız, bizi getirdiniz. Bizi 10 defa satarsınız diye belki de ilk önce onları öldürür. Öyle olmadı mı tarihte? Ben iddia etmiyorum ki. Tarih böyledir. Rus ayısı, gavuru Suriye'de katliam yapmadı mı? Avrupa aşmaz mı? 67 milyon sicili var Rusya'nın. Yani 67 milyon insan öldürmüş. Avrupa'nın zaten 80 milyonun üzerindeymiş. İşte şeyin Hollanda'nın, Portekiz'in, İspanyol'un zaten İngilizler belli değil. Libya'yı darmadağın eden Fransa değil mi? Vesaire. Taraftar olmayın diye anlattım. Olaylara arkadan bakın. Aramıza fitne ancak ümmetçilikten koparak yapılır. Milliyetçiliği fikrini, hastalığını atarsa biz birbirimize düşeriz.
biz kardeşiz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz kardeş. Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü bize yetiyor. Geceniz mübarek olsun. Sorusu olan var mı? Siyasi, askeri, ekonomi, içtimai değil. Sihir ve büyü de yapıyorlar. Sihir ve büyü yapıyorlar. Bu konuda uzman, en uzman KGB, Mossad, MI6, İngiltere, sonra Amerika'daki teşkilatlar kullanmaya başladılar. Sihir ve büyü. Hep derim size ama ifade fazla şey yapamam. Her videoda ya İngiliz'in, MI6'nın, ya Mossad'ın, İsrail'in veya Rus'un KGB'si veya Amerika'nın CIA ya da onun sihiri mutlaka vardır. Babalarının hayrına video seyrettirmezler size. Kardeşim, askerlikte bir kanun var. Cephanelikte nöbet tutuyorsunuz. Ha sattın, ihanet ettin, geldi hariçten uçurdular. Veya gaflete daldın, uyudun, geldi uçurdular. Sonuç aynıdır. Ya bu adam kimin adına konuşuyor? Önemli olan kim karşısında, ölçü kim, dostu değil. Kim dostu değil, dostlar çok. Kim düşmanı yani bu? Kime karşı bu? Kim bunları, kim bunu sevmez? En iyi belirleyen odur. En iyi ölçü veren zıttıdır abi. Zıttıdır. Adem'dir. Vücudun tersi Adem'dir. Adam yazmış bana. Sen sağın olmadığı halde konuşuyorsun dedi. Risale-i Nur'sa sağımdır. Sevgili canım kardeşim. Kardeşimsin tabii. Komite alet olmadınsa sağımdır. Risale-i Nur bunlar hep sağdır. Çekirdek. Çünkü 60 yaşındayım. 60 olacağım Ağustos'ta. Size de hayırlı ömür versin. Şimdi işim bu. 17 yaşından beri bu parkurdayım. Televizyon, internette işim olmamıştır. Yoktur. Ta ki kalbimi, ruhumu temiz tutup aynamda net olsun diye. İşte bu kanunları ne söyledimse tek tek, külliyattan ben yerleri okumadım sayfaları, ispat etmesem gel bana parmağını gözüme sok. Daha önce sizden not aldığım bir ölçüyü aktarmak istiyorum. Siz abi şöyle, dediniz ki yani Musa'yı göremiyorsan, harika. Firavun'a bak, sana İlk. Musa'nın kim olduğunu gösterir. İyi hatırladın. İbrahim'i göremiyorsan, Nemrut'a bak, sana İbrahim'in kim olduğunu gösterir. Muhammed'i göremiyorsan, Ebu Cehil'e bak, Ebu Leheb'e bak, sana Muhammed'in kim olduğunu gösterir. Yani dostunu göremiyorsan, bari düşmanına bak, o sana dostunu gösterir. İmam-ı Şafii'nin dediği, Allah razı olsun. Yok, çok güzel. Eşmeyin abi. Musa, İbrahim'i göremiyorsun. Hangi, bu asırda İbrahim kim? Herkes iddia ediyor İbrahim. Ama herkesçe ortak bir zalim var. İbrahim'i ateşe kim attı? Ortak herkes biliyor. Herkes o kısmen odun topladı. Ha, Nemrut'un karşısına kim varsa o senin İbrahim'indir. Bak bakalım. Çok acayip bir ölçü. Bu küreselcilerin karşısında İslam. İslam'ın da ehli sünnet. Ehli sünnette Türkiye. Türkiye'de de bizden yana ehven-i şer. Mesela namazı olmayan Menderes'e İslam ayeti pek olmayan fakat CHP'nin karşısında olduğu için ustad bizzat gidip vermiştir. Şimdi bazıları çıkıp diyor ki veremezsin. Ustad gidip bizzat demokratlarla kullanmış. Takdir etmemiş. Tercih etmiş. Ama bir nur talebesi için çıkıyor bir ekol. Ondan sonra işte ne diyorlar ismini vermek istemiyorum. Vermek küfürdür diyor. Ustada hücum ediyor da gözüne baka baka. Ustad gitti demokratlara verdi mi vermedi mi? Verdi. Şimdi sana ne diyor o? Veremezsin diyor. Küfür diyor. Takdir ile tercihi çok iyi biliyor adam. İlmi kelam hocasıdır. Ama adam adam yani. Ve ustadın talebelerine münafık diyor. Şimdi küreselcileri parmağını koydun mu abi? Bunu unutursan her şey birbirine karışır. Küreselciler koydun mu? Karşısına İslam. İslam'ın da ehli sünnettir. Ehli sünnetin lokomotifi Türkiye'dir. Türkiye'nin de ehven-i şer'i bu hükümet. Şimdi bu adam ehven-i şer'dir. Bu adam gitsin de ne olursa olsun diyen adam bilerek söylüyor. Azam-ı şer'in gelmesini istiyor. Ve bütün bu tiyatro Ukrayna, Rusya budur. Türkiye'nin yani ehven-i şer'in devrilip azam-ı şer'in gelmesini istiyor.
konu budur. Saf olmayacaksın. 15 Temmuz'da NATO ihtilal yaptı. Allah fırsat vermedi. 15 Temmuz'da muvaffak olsalardı hiçbirimiz bu dersi dinlemeyecektik. Dinleyemeyecektik. Çoğumuz ölmüştük. Zaten baştan gitmiştim ben de. Peki bu arada esas küreselciler bunu Amerika'yı böyle hepsini paylaş. Hepsine de ki pastan bu. Niyetleri ne? Karadeniz'e girin. Etrafı çevirdik. Rusya ile ve Türkiye Cumhuriyeti'nin arkasını da kestik. Yardım da gelemez. Türkiye bitti mi? Rusya da zaten bitecek. Verdiğimizde zaten otomatik alacağız. Bir devlete verdiğim bir şeyi tuzağa düşürmek için sonra da yiyorsun. Biz balık tutarken, biraz balık hastalığım var. Balık yediriyoruz yemi, merhametinde yedirmiyoruz. Yemek için yediriyoruz. Ye ki yiyeyim seni. Tamam mı? Böyle bir sistem. Sonra vazgeçtim, serpmeyle yapıyoruz ama o da bıraktık şimdi yaşımız itibariyle. Abi her... zaten Türkiye onların değil mi abi? İdi. Onların olsaydı burada oturup da ders dinleyemezdin. İdi 15 Temmuz'da onların olsaydı kendilerini ihtilal mi yaptılar? Tam aldık dediler. Ama şüpheleri vardı, çekinceleri vardı. Hemen bir tanesi soru sordu. Şöyle soru sordu. Peki içinizden çıkan bir grup onlarla beraberdi. Size nasıl müsbet bakalım? Tam tersine içimizden böyle bir şey çıktıysa biz ne kadar haklı ve makul ve çare bir cemaat olduğumuzu gösteriyor. Niye? Sen kalpazan olsan, sahte para yapsan, 20 lirayı mı yaparsın kalpazanlığı, 200 lira mı? Harika. 200 lirayı. O zaman Nur cemaatinin içinde çıkması gösteriyor ki Nur cemaati çaredir. Halkın nezdinde düşürmek, en azından onu bozamazsan bile kuşku uyandırmak. Sahteyi kalitenin içinde çıkar. Onun içine girer. Zaten diğerleri kale alınmıyor. Onun için buralara sokuluyor. Peki ölçü nedir? Risale-i Nur'un değişmez prensiplerine elimizi koyarsak onlar hemen gözükür. Mesela küreselcinin karşısına koydun mu iman küfür. Bırak Ukrayna Rusya savaşı. Hedef iman Allah'ın nazarına iman küfür. İman ne taraf? İslam. İslam'ın hangisi? Şu anda Arap yöneticileri mi? Vehhabiler mi? Selefiler mi? Ehl-i Sünnet. Onları zaten kullanıyor. Ehl-i Sünnet lokomotifi kim? Pakistan'ın şurada. Türkiye. Türkiye'de de şimdiye kadar niye böyle şeyler olmuyordu da oluyor şimdi? Çünkü itaat etmeyen, mutlak itaat etmeyen, bir bizden yana, parmak kesen, kol kesmeyen ve bize zıt olmayan ama istediğimiz gibi olması da mümkün olmayan. Bir şey talep edeceksin ama 80 seneden beri tahrip görmüş bir yerde tamir yapacaksın. Ya çürümüş tahtaya çivi mi tutar? Uğraşıyorsun. Hem Karadeniz'e gemi gönderelim, petrol maden çıkartamasın. Hem işgal edelim, hem dört sahada çepeçeve çevirelim. Şu anda ne istiyor Türkiye'den? Müsaade et boğazdan geçeyim. Uçak gemisi ben orada Karadeniz'de olayım. Ya niçin? İsrail ve Amerika'nın teklifi yani. Reis ne yaptı? Reddetti. Hala azam işleri göremiyor musun? Hedef Türkiye. Ama kader de hükmünü nasıl icra ediyor? Kader hakimdir. Beşer zulmeder. Kader adalete. Bunlar neyi çıkacak? 76. sayfada geçiyor Mirdan'da. Zamanım olmadığı için okuyamadım. Cemair-i Muttefika-i İslamiye çıkacak. 76. sayfada. İslami Cumhuriyetler Birliği çıkacak. Erceti var mı hocam? Var. Şu kadarını söyleyeyim. Ne zaman başladı? Motorcular bilir. Piston yukarı yükselir. Bunun adı en son noktaya üst ölü nokta. Çıktı bitti. Sonra aşağıya döner. Küfrün en üst noktası 1998'dir. 1998'de küfrün son noktasıydı. Sonra devrilme noktası 2008. En aşağı doğru iniş, İslam'ın en kuvvetli çıkışı 2018'dir. Emirdağ 200. sayfada küfrün tokat diyeceği tarihleri söylüyor. 13, 14, 16, 15'i atlıyor. 200 diye düşün. 2013 tokat diyecekler küfür. 2014
Tokat diyecekler. Ustad 15'i zikretmiyor. 2015 atlı 2016. Tokat diyecekler. Bit. Peki 2017 15 nedir? 15 16'nın başı. Evet, seçim ve kayıp. Var mı var? Yani Cemahir-i Muttefika-i İslamiye yerlerini size söyleyeyim bak. Nereden bak söylüyorum bak abiler. Bak. Diyor ki ustada bayram tebriki yapıyorlar. Ustad bayram, bayramı nereye çeviriyor? Ruh canımızla mübarek bayramınızı tebrik ediyoruz. İnşallah alem-i İslam'ın da büyük bir bayramına yetişirsiniz. Ustad nedir o bayram? Soru soruyorum kitaba. Cemahir-i Muttefika-i İslamiye'nin İslam Cumhuriyetleri Birliği'nin bayramı. Nerelerde geçiyor bu? Emirdağ 2'den söylüyorum. 101-54. Ondan sonra 84. Emirdağ 1 266-268. Hutbe-i Şami 57. Sözler 771. Eddai'de de söylüyor. Peki İslam Birliği olmadan önce ne olacak? 771 Sözler ve Tarihçi Hayat'ta Asya Şurası olacak diyor. Asya Şurası ile Türkiye Cumhuriyetler Birliği olacak. Çünkü orada medresesini yapıyor. İlk önce Asya Şurası olacak. Hep derdim ama hayal derdi. Ulan bu böyle kendi niyetini, düşüncesini külliyatta delillendirmeye çalışıyor. He oğul he. He onun için yapıyorum. Delillendirmeye çalışıyorum. Kısacası ve kapatıyorum. İttihad-ı İslam olmadan önce Asya Şurası olacak diyor Ustad Tarihçi Hayat'ta. Asya'nın diyor intibahı ve kurtuluşu şuradır. Şuradır. Şura. Asya Şurası oldu. Türkiye Cumhuriyetleri oldu. Ondan sonra bak alem İslam yavaş yavaş bakıyor. Ulan ağabey bu ya. Ufak bir teknolojiyle dünyayı değiştiriyor ya. Ustad nasıl da olacağını da söylüyor. Sırayla söylüyor teknolojiyi. İlk önce diyor hızlı tren yapacaksınız diyor. Şimendifer yapın. Sonra balon yapın. İnsansız hava araçlarını. Ustad diyor ki onlar kaniyle biz şimendifer ve balona binip geçeceğiz diyor. İlk önce balon değil. İlk önce şimendifer. Onu bile söylüyor ya. Türkçesi, Lazcası, Kürtçesiyle söylüyor. Diyor ki bak ilk önce bu teknoloji olacak. Asya Şurası olacak diyor. Asya Şurası. Asya Şurası'ndan sonra çünkü niye? Arapların ferasetiyle ustad görmüş. Arapların başındakiler globalistlerin adamları. Top balıkları yiyip içip yatan. Ama Asya zor durumda olduğu için Asya hamiyet yani rehavetleri yoktur sıcak ve paranı getirmiş oldu. Sonra alem İslam arkandan gelecek. İslam'ın lokomotif arkadaşlar Türkiye'dir. Türkiye'de de sensin. Senin sana yakın olan ehli sünnet vel cemaattan evvelişör olan bu hükümettir. Bu battı. Rusya'da battı. Türkiye'de battı. Her şey bitti. Çünkü tarih geldi. Tarih geldi kardeşim. Kastamonu'da X kadar dünya ömrü var diyor. Kıyamet kopacak. İslam'ın hakimiyeti var 40 sene. Sonra 30 sene bozulma. Ne kaldı ya? Ne kaldı ki? Oradan çıkarırsak 2002'ye denk geliyor. İlk başladı. Ama birinci şu anda 1998, 2008, 2018, 2018 Mehdi ve Şakirtleri olur diyor. Aktifler ama kör olası cehalet. Şey zannediyoruz böyle. Halife bekliyoruz. Tamam mı böyle? Sarıklı cübbeli Osmanlı padişahı gibi bir şey bekliyoruz ya. Onun için olmuyor. Oysa yanımızda ya. İşte İbrahim Hakkı Hazretleri'ne Tillo'dan geliyorlar. Erzurum'da Hasan Kaleli. Ta oradan beri bunu ziyaret ediyorlar ilim almaya. Orada Hasan Kale'ye soruyorlar. Burada İbrahim Hakkı Hazretleri var. Nerede biliyor musunuz diyor halka. Halk diyor tanımıyoruz. Sonra zor şey neyse buluyorlar. Efendim diyor. Sizin halk diyor. Sizi tanımıyor diyor ya. Hasan Kaleler diyor sizi tanımıyor. Biz Tillo'dan geldik. Onlar Hasan Kaleli değil. Onlar kör kaleliler. Kör. Biz de fırtına bekleriz ki dere gelsin balık tutalım. Herkesin ayrı bir niyeti var. Fırtınayı bekliyor küreselciler ama biz de fırtınayı bekliyoruz. Diyor ki öyle bir halet içtimai olacak ki mektubat daha şimdi yakın. Yakın. Usta tıraş olurken Kastamonu'da kesmiş. Çaycı Emin abi demiş ki ustadım demiş. Kan akıyor demiş. Kestin demiş. Keçeli demiş. Kansız olmayacak diyor. Ne alakası var ya?
Elbette ki. Ona gidiyor. Ve usta diyor ki Allah pahalı sattırmasın diyor. Sürecin sonu İttihad-ı İslam'dır. İttihad-ı İslam'dan önce Asya Şurası'dır. Asya Şurası'ndan sonra artık ipler net abi. Artık hiç kimse gizli değil. Küreselciler gizli değil. Masonlar gizli değil. Rusya gizli değil. Rusya zahiri, iki Rusya vardı. Zahiri Rusya toprak ve petrol zenginliği, arkasındaki şey de İsrail'e, Yahudi'ye darbe vuruyor. O petrol babalarını, Rusya'yı sömürenleri, oligark mı bir şey diyorlar. Onların bir kısmını öldürüyor, diğerlerini şey yaptı. Yani şu anda Ukrayna vururken Yahudi zihniyetine vuruyor. Eğer halkı ve memleket işgal niyeti olsaydı, onun gücünü ayının karşısına ne durur ya? Yağdırı bitti. Kim ne diyecek dünyada? Abi canım, ben... Şey değil mi Yahudi değil mi? He? Putin de Yahudi. Kim diyor onu Yahudi? Attı kafadan. Putin Yahudiymiş. At kafadan gitsin. Türk milleti ve Türk ordusu kılıncını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur. Ağlayan alem İslam'ı İttihad-ı İslam'la güldürür. Ordu için söylüyor. Ordu şimdi nasıl? Askerde yemin törenine annesi katılamadı başörtüsü için. Öyle mi? Şimdi genelkurmay başkanıydı. Sanırım bak, cami yaptırmış. Yani böyle dua ediyor. İcazet töreni demeyeyim. İcazet gibi olmuş. Süperlikle mezun adam dua yapıyor. Namaz kılıyorlar beraber. Bu muydu o Türk ordusu? Alışmış mıydık buna? Niye görmüyoruz? Bu nedir ya? Nasıl oldu? Gökten mi geldi? Adetullah kanunu yok mu? Bunlar nasıl düzeldi böyle? Ya patlayı mı oluyor? Bunun düzeldiğini Türk ordusunun ve Türk milletinin ve Ehven-i Şerif bu hükümetin ne olduğunu İmam-ı Şafii'nin sözüyle git. Düşmanın okunu takip et. O seni dostluğuna götürür. Globalistler, küreselciler nereye hücum ediyorsa o senin dostundur. El-Fatiha. Hasan abi bir şey soracağım. Abi bir güneş fırtınasından bahsetmiştiniz bir dersinizde. Evet. Ve bir sessizlik olacak ve göğüs göğüse çarpışacağız. Evet. O hadiste o hadis. Yani güzel söyledi de maşu abi. Yani o dönem bu dönem mi olacak? Hem abi de nasıl? Zaten olmadı mı birkaç tane? Adamın uyduları havadaydı, işlevsiz oldu demedi mi adam? Elon mu? Elon mu? Elon Musk. Ne dedi? Uyduları? Uyduları 60 tane mi? Evet. Uyduları... Uyduları düştü. Niye? Güneşten zararlı ışınlar geldi. Bizim uydular devre dışı oldu diyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. Ahir zamanın sonunda iman ve küfür Şam-ı Şerif'te, İslam coğrafyasında Şam-ı Şerif deniliyor. Amik Ovası'nda. Amik Ovası'nın hududu Kırıkkan'dan Mısır Ovası'na kadardır. Orada karşı karşıya gelecekler diyor. Amik Ovası. Sonra diyor Talikan'a yazık oldu diyor. Talikan bir bölge. Oradan çıkan talebe, Kur'an talebesine Taliban denmiş. Yazık oldu diyor. Orada diyor Mehdi'nin yardımcıları vardır diyor. Oraya madenler vardır diyor. Allah'ın yeryüzüne koyduğu madenler. Hatırıma geldiği kadar söylüyorum böyle. Uzun bir hadis. Talikan'a yazık oldu diyor. Sonra Metin yardımcıları onlar diyor ayağa kalkacak diyor. Sonra güneye diyor inecek. Ve Amik Ovası'nda iman küfür karşı karşıya gelecek diyor. İki ordu karşıya gelince diyor. Son böyle ortasında Müslüman İslamiyet mağlup gibi gözükürken Şems'ten güneşten bir anafor yani bir parça kopacak diyor. Zaten bilim de söylüyor. Kopmak üzere diyor. Bilimin söyledin. Hem de zaten oldu 60 tane uydu da yok oldu şimdi. 60 tane mi neydi? Sonra güneşten bu kopacak diyor. Ve casus kulakları yakacak diyor. 1400 sene önce casus kulak denilir mi ya? Ne dersin orada? Ya acayip ya bu nasıl bir insan? Böyle denir mi? Diyemez. İnsan diyemez. Bu nasıl dedi? Demek Allah söylettiriyor. Casus kulaklar yanar diyor. Hiçbir cihaz çalışmaz diyor. Göz göğüse savaşılır. Benim ümmetimin karşısında hiçbir ümmet göğüs göğüse savaşamaz. Küfür mağlup edilir. Şam fethedilir. Mescid-i Aksa fethedilir.
Sonra bak itirazlardan bir tanesi de sanki Müslümanların elinde değilmiş de bir önceki dersim için diyor. Mekke İngilizlerden kurtarılır. Mekke diyor İngilizlerin elinde mi? İşte böyle bir tuhaf mahluk işte. Gazetelerinde yarı ustat yarı CHP'yi koyan tipten onlardan geliyor. Diyor ki Amik Ovası'nda ümmetim karşı karşıya gelir. Şam fethedilir. Mescid-i Aksa mescid fethedilince arkasında İsa Aleyhisselam namaz kılar. Mehdi ile Mescid-i Aksa'yı fetheder. Peygamberlerin mecmuanda orada namaz kılınır tekrar cuma. Öteki cuma küfürün elinden Mekke Mescid-i Haram kurtarılır diyor. Ayasofya'yı açma küreselcilerin ve Hristiyanlığın dinsiz kısımlarının hoşuna mı gitti? Yok. Rusya Ortodoksunun hoşuna gitti biliyor musunuz? Başındaki adam. Rusya'nın. Ne dedi? Orada diyor müze olamaz diyor. Tanrı'nın evi diyor. Orada eğlence olamaz. Başka bir din dahi olsa Tanrı'ya ibadet edilecek yerde. Onun için destekliyoruz dedi. Ortodoksun başı dedi. Yunan. Ya? İzledin. Evet. Şimdi adam ne dedi? Ayasofya açtık. Ne mutlu kardeşlerim. Oy verirsiniz demedi. Bu mukaddemedir diyor Mescid-i Aksa'nın. Peki cetveli koyun dedim. Ben yaptığım için söylüyorum. Şimdi çoğaldı bunu diyenler. Ben koyduğum için. Cetveli koyun. Ayasofya ile Mescid-i Aksa'ya metreyi koyunca öteki ucunda çizgi çizin Kabe geliyor. Üçü aynı düzlemde. Zaten kasten yapılmıştı. Adam açtı. Sana ne ya Mescid-i Aksa? Bu diyor Mescid-i Aksa'nın mukaddemesidir. Bu adam basit adam. Bu adam vazifeli adam. İster inan, ister inanma. Hasan abi bu düşmanın okunu takip eden sözü hadis mi? İmam-ı Şafii'nin sözüdür. İmam-ı Şafii de bizim arkadaş değil yani. Öyle de. İmam-ı Şafii kurban olurum onun damasına. Çok acayip birisiydi ya. Sosyoloji öyle biliyor. Hepsi öyle de. Tekrar Fatiha.